Adım Dilek Oktay. 1995 senesinde hemşirelik eğitimimi bitirdim. Yabancı kökenli hastalarımızın, vatandaşlarımızın yaşadıkları sıkıntıları, sorunları birebir kendim yaşadım. Yıllarca sağlık kurumunda çalıştığım için yasaları birebir tanıyorum. Almanya'da yaşayan Türkler, hasta olduklarında hangi haklara sahipler? Sahip oldukları hakları ne kadar biliyorlar? Peki, sahip oldukları haklardan tam olarak yararlanabiliyorlar mı? Bu soruları cevaplaması için, sağlık sektöründe kendi şirketini kurmuş, bakım değerlendirme ve yara uzmanı olan Dilek Oktay'a sorduk. Merhaba, benim adım Dilek Oktay. 1995 senesinde hemşirelik eğitimimi bitirdim. Ve daha sonrası Oberhausen'de, büyük bir hastanede, kanser bölümünde görev aldım. Daha sonrası 20 sene bir sağlık sigortasında uzman hemşire olarak çalıştım. Her iki bölümde yabancı kökenli hastalarımızın, vatandaşlarımızın yaşadıkları sıkıntıları, sorunları birebir kendim yaşadım. Ve bunları göz önüne alaraktan üniversite hayatına atılmayı karar verdim. Üniversite hayatımda aynı şekilde sorunları gördüm. Daha sonrası üniversiteyi bitirdikten sonra Gesundheit Zentrale şirketini kuraraktan bu vatandaşlarımıza daha güzel bir şekilde hizmet vermeye karar verdim. Bu aşamada bir jüri karşısında Gründerstipendium diye bir sertifikat aldım bu hizmet üzerine. Yaptığımız kultursensible Pflege. Yanımda çalışan ekibimde olan arkadaşlarım 7 tane dil konuşuyoruz. Yani Almanca ve Türkçe haricinde. Hizmetimiz 7/24 veriliyor. Verdiğimiz hizmetler her flegidiniz gibi insülin, hap, iğne tedavisi, serum. Yani doktorun yazabileceği evde hastaya gereken her türlü hizmetleri biz de veriyoruz. Bizim ayrıcalıklarımız nedir diğer flegidinslere bakaraktan? Biz hastalarımızın özel hayatına, kültürel ve dini hayat standartlarına uyar bir şekilde hizmet veriyoruz. Bu ne demektir? Biz namaz kılan hastalarımıza varis çoraplarını giydirmesini namaz vakitlerine göre uygulamaktayız. Ya da insülin veya diğer hap tedavilerini, serum tedavilerini oruç zamanlarına, iftar vakitlerine ayarlıyoruz. Ama en önemli olan özelliğimiz bizim Pflegedienst'te, ben kendim Pflegesachverständige'yim ve burada da eğitimimi tamamlayaraktan kendi hastalarımıza ücretsiz olaraktan Pflegegrad istedikleri zaman, MDK evlerine geldikleri anda ben yanlarında oluyorum. Çünkü kendim Pflegesachverständige'yim. Küçük bir misal vereyim. Bir tane hastamız bizden tanışmadan önce MDK gelerekten bu hastamıza hiç Pflegegrad vermemiş. Yani Pflegegrad 0. Ve biz devreye geçtikten sonra olay tamamen değişerekten Pflegegrad 3 aldı. Neden böyle oldu? Biz neler talep edebileceğini, hakları ne olduğunu birebir aydınlatıyoruz. Yardımcı oluyoruz. En önemli konu da yani tek aydınlatma değil, danışmanlık da değil. Onun ziyadesinde gereken bütün evrakları birlikte dolduraraktan gereken kurumlara gönderiyoruz. Ve Widerspruch falan dediğimiz olaylarda da yardımcı oluyoruz. Hastalarımızı herkes
en güzel şekilde nasıl bakılmak istiyorsa o şekilde biz hizmetteyiz. Bizi Instagram sayfamızdan, Facebook sayfamızdan, Botrop'tayız, Osterfelderstraße 48, Botrop, Gladbeck ve Oberhausen çevresinde hizmet vermekteyiz. Ya telefonla, e-maille ulaşabilirsiniz. Çareniz ve çözümünüz biziz. Gelin size de yardım edelim. Die Gesundheitszentrale. Teşekkür ederim.